Böyle çok hadiseler oluyor yani. Demek ki İslam'da kuvvet yerine hak. Fakat maalesef garpta öyle değil. Gaye menfaat yerine, sonra gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder İslam. Fazilet. Mesela biliyorsunuz bugün insanlık faziletleri var. İnsanlığın kemalatı var. Mesela sadakat, fedakarlık, samimiyet, doğruluk, ihlas, efendim şefkat, merhamet, acımak, değil mi efendim? Güzel ahlak, cömertlik, karşılıksız insanlara faydalı olmak. Bütün bunlar insanlığın fazilet ve kemalatı. Ve bunlar Allah rızası için. Demek ki doğrudan doğruya bizim İslam'da gaye menfaat değil, fazilettir, kemalattır ve rıza ilahidir. Evet. Ve hayatta düsturu cidal yerine, yani hayat bir mücadeledir yerine de düsturu taavun. Yani İslam'da bir yardımlaşma düsturu. İslam ilk vakıflar, yardımlaşma vakıfları İslam'da kurulmuştur. Evet. Ondan sonra efendim Avrupa almıştır onların misallerini. Demek ki İslam'da yardımlaşma düsturu. Bugün kainata da baktığımız zaman bakıyorsunuz ki Cenab-ı Hak yağmur damlalarını o susayan nebatatı, hayvanata, insanlara gönderiyor. Ondan sonra bakıyorsun nebatat hayvanatın imdadına, hayvanat insanların imdadına ve o efendim gıdalar ve bütün insan lazım olan ihtiyaçlar, bu suretle bakıyorsun Cenab-ı Hak bir yardımlaşma suretinde insanlara gönderiyor. Demek ki hayat buradan diyor yardımlaşma üzerine kurulmuş. Ve cemiyetlerin birbirine bağlılığı da menfi milliyet, ırkçılık değil, doğrudan doğru din bağı, ondan sonra efendim, vatan bağı ve sınıf bağı birse bu millet kuvvetli bir millettir. O şekilde yani doğrudan doğruya İslam'da biliyorsunuz menfi ırkçılık kaldırılmıştır. Evet. Ki bir hadis-i şerif aleyhisselam buyuruyor. El İslamiyetu cebbetel asabiyyetel cahiliyete la farka beyne abdin habeşiyin ve seyyidin kureyşiyin ize esleme. Müslüman olduktan sonra Habeşi bir köle ile Kureyşi bir efendi arasında fark yoktur. Mesela düşünün Meryem Cemile Yahudiydi ama Müslüman oldu, bizim kardeşimiz oldu. Değil mi? Evet. İslam'da doğrudan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi efendim Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun, Çerkez olsun, Boşnak olsun, kim olursa olsun benim kardeşimdir. Değil mi efendim? Evet. Çünkü neden? Hem de ebedi hayat kardeşliği oluyor. Yani yalnız dünyada değil, ahirette de kardeş oluyor. Onun için İslam'da doğrudan doğruya böyle menfi ırkçılıkla zaten bugün maalesef milletleri bölen, milletleri birbirine çarpıştıran bu menfi ırkçılık meselesi. Şarktaki mesela birçok kardeşlerimiz Müslüman olmak dolayısıyla bizim kardeşlerimiz, Garp'taki kardeşlerimiz. Neden? Müslüman. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyor. Evet, efendim bir haksızlık varsa, bir şeylik varsa o ayrıca halledilir. Kardeşler arasında halledilir. Evet. Ama sırf ırktan dolayı, menfi ırkçılıktan dolayı bir parçalamak, kendilerini öldürmek demektir. Düşün, şimdi bu memleket parçalanırsa, Allah korusun. Ne olur? Öbür hiçbir kimse kalır mı? Gelir düşman hepsini birden tepeler. Zaten diyor ki hani parçala böl ondan sonra yut diyor. Değil mi? Onun için bu cemaatlerin arasındaki unsuriyet, menfi milliyet maalesef çok. Yani insan evet Türk'üm, Kürt'üm, Arap'ım. Yani kendi milletini söyleyebilir. Ama diğerlerinden üstün olarak diğerlerini ezecek derecede bir hakka malik değil. Evet. Değil mi? Bir üst kimlik Müslümanlık. Ha? Bir üst kimlik Müslümanlık. Müslümanlık. Onun altında kişi ha, şimdi hangi... O halde biz her yere ne yapacağız? Efendim bir Müslüman dünyaya bedeldir. Değil mi efendim? Bir Müslümanlıkla, İslamiyetle övüneceğiz. Neden? Hakikaten 1,5 milyar kardeşimiz var bizim şu anda. Ve Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki dünyanın öbür ucunda bir Müslüman acı çekse bütün Müslümanların o acıyı duyması lazım diyor. El İslamiyetu doğrudan doğruya bir hadis-i şerif var. El mü'minu kel mü'mini bel kel bünyadil marsusi ya ba'duhu ba'da diyor. Yani bir mümin diğer bir mümin de bir yapışmış birbirine kayımlaşmış bir bina gibidir diyor. O halde Müslümanların dayanışmasının nasıl olması gerektiğini değil mi anlatıyor. Evet. Ondan dolayıdır ki kim olursa olsun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi benim kardeşimdir.
Çünkü neden? Ebedi saadete gidiyoruz biz. Sırıktan öleceksin de ne yapacaksın onunla? Değil mi? Evet. Ya. Demek ki sonra efendim gaye nedir? Gaye İslam'da gaye. Ki demin ilk önce o şeylerin gayesini arz etmiştik. İslam'da gaye nefsin gayri meşru isteklerine set çekip, tecavüzden set çekip ruhu maliyata. Maliyat dediğimiz, demin dediğimiz sadakat, fedakarlık, hamiyet, ondan sonra efendim doğruluk, güzel ahlak, bütün insanlığı bu şeyde yükseltmek lazım. Yoksa efendim ondan sonra sefi gidip eğlencelerde, türlü şeylerde hayatını heba etmek, bu insanlık değil yani. Çünkü demek ki maliyat dediğimiz en yüksek sıfat ve çünkü biliyorsunuz Cenab-ı Hak bize kendi yüksek sıfatlarının birer numunesini vermiştir. Mesela değil mi? Cenab-ı Hak rahimdir. Rahmet sıfatından bize vermiş. Cenab-ı Hak kerimdir. Kerem sıfatını vermiş. Cenab-ı Hak efendim muhsindir. İhsan sıfatından vermiş. Bütün o sıfatları yaşayacağız ta ki insanlık sıfat kemalatına yükselmiş olalım. Değil mi efendim? Demek ki insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan etmektir. Yani doğrudan dolayı İslam'da nefsin, çünkü nefis daima efendim makam ister, mevki ister, para ister, her türlü yani şey olmadan, hiçbir efendim, meşakkat şey olmadan her türlü en güzel yaşamak için. Halbuki insan daima yorulacak, terleyecek, ona göre hak kazanacak. Bugün öyle yolsuzluklar oluyor ki bakıyorsun memlekette çok büyük felaketler. Şimdi halbuki İslamiyet ne diyor? Nefsin gayrimeşru tecavüzatına set çektim ve insanın doğrudan diye en yüksek sıfatlara, en yüksek ahlaka, doğru kemalata sevk edip insanı insan etmektir. Ve hakkın şeyini nedir? Hakta dedik ki efendim doğrudan doğruya kim haklıysa o kuvvetlidir. O halde hakta ittifak etmek lazım. Hakta daima ittifak, insan sıfatı olarak hakta ittifak edilir ve faziletin şeyinden birbirine dayanmaktır. Faziletler varsa o faziletten ben ona şey etmiş olurum, onun faziletinden dolayı ben de ona efendim şey veririm, doğrudan doğruya ona da desteklerim ve o da bana bir destekler, faziletler birbirini desteklemek suretiyle tesanüde sebep olur. Ve bu aynı zamanda birbirine yardımlaşmanın da şeyini imdadına yetişmek. Bugün bakıyorsunuz ki elimizden gelse bugün Irak'taki kardeşlerimize en büyük yardımı yapmak isteriz. Ama maalesef şu anda imkan yok. Ama bakın tsunami olduğum şeyde biliyorsunuz ta Hindistan'da, Afganistan'da elimizden geldiği kadar kardeşler bugün gerekse Deniz Feneri, İHA, efendim ondan sonra diğer Cansu filan. Bunlar ta Afrika'ya gidiyorlar. Şimdi Afrika Nijer'de, Nijerya'da efendim belki yüzlerce kuyu açtılar. Buradaki kardeşlerimiz. Kardeşlerimizin yardımlarıyla. Demek ki dinin şeyini nedir? Uhuvvettir, kardeşliktir, birbirinin imdadına koşmaktır ve nefsi emmari gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dareyindir. Yani hem dünya saadeti hem ahiret saadeti meydana gelmiş olur. İşte demek ki medeniyeti, bugünkü medeniyeti hazıra ve geçmiş olan dinlerden bir bazı kırıntılar almakla beraber, sonra Kur'an'dan, işadatından da bazı güzellikler almakla beraber yine Kur'an'ın bu düsturlarına karşı mağlup olmuştur. Mağlup olmuştur. Şimdi bakın iki düsturu arz edeceğiz eğer vaktimiz varsa. Bu mağlubiyet, çok büyük bir mağlubiyet var burada. Binler meselelerinden bir numuneden şudur ki Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecek. Bak diğer bugünkü anayasa diyorlar. Yani anayasa ana bir olur. Fakat anayasayı da değiştiriyorlar. Neden? Her gün bir değişmeler olur. Ama İslam'da bak Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu düsturlar ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Hiçbir değişmeye ihtiyar olmaz. Daima gençtir ve öyle bir mahkum değildir. Onun için mesela medeniyetin bir bugün kendi mahasini zannettiği iki düstur var. Bir düstur var. Yani Kur'an'ın hakimin iki meselesine karşı muaraza ediyor. Yani kabul etmek istemiyor Kur'an'ın iki meselesini ve bundan dolayı da her türlü anarşi, her türlü ahlaksızlık, her türlü terör onlardan meydana geliyor. O iki düsturdan. Nedir o iki düstur?